Direkt stepmiş, içi kırmızı var. Ne diyorsun lan? Adamın kanında bağırsaklarında bakteri üretiyor. Ehil olsun. Anasına tavla sattırıyor, babasına öküz sattırıyor, karısına altın sattırıyor, lokantacı oluyor. 25 liraya yemek veriyorum burada, aynı eti orada 150 liraya yiyor. Buraya geliyor bana 25 lirayı verirken ne verdin lan diyor bak. Merhaba lezzet tutkunları, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde Tokat sanayisindeyim. Benim kanalımın olmazsa olmazı sanayi lezzetleri. Burada nereye geldik? Kesiğin yerine geldik arkadaşlar. Çürük diye bir et yapıyormuş. Çok merak ettim. Instagram kanalımdan çokça da yazdınız. Hadi gelin içeriye girelim. Güzel videomuza başlayalım. Bu arada kanalıma abone değilseniz lütfen abone olarak beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi başlayalım bu güzel videomuza. Hepsi bilgisayar ustası. Akşam bilgisayar seyrediyor, sabah usta oluyor. Hiçbirinin altyapısı yok. Hepsi bak. Bitik. Abi senin tavuk dönerini ve çürüğünü beni övdüler. Abi ben sana ne diyorum? İstanbul'dan bir Ermeni, neydi lan adamın adı? Viktor Öcal diye bir adam geldi. Evet. Adam yüzüklerin efendisiymiş. Dünyayı gezdim, bembeyaz et, böyle bir şey yoktu. Annesi bana burada bir ölçek. Allah Allah. Farklı bir şey yani. Arkadaşlar içeriye girdik, direkt İzzettin abiyle sohbete başladık, evet. İzzet abiyle. Şimdi abi, burada tavuk döner yapıyorlar. İnanılmaz bir sıra var şu anda. Hem çalışacak hem bir sohbet edeceğiz. Abi kaç yıldır bu işle meşgulsün? Abi 40 senedir bu işteyim. Altyapısından gelen bir adam. Yani bu işi çekirdekten yetiştik. Çekirdekten yetişme, garibanlıktan. Biz bu işin helal boyutunda yetiştik yani. Harika İşin abi. Emniyet tarafında yetiştik. Yani damgırdım. Evet şimdi evet. Abi dönerin sosu dönere lezzetli. Sos oluyor. Hariç saman gibi o. Şimdi bak ben bunu ne kadar kızartsam da şunu yediğin zaman evet. Ağzına hem yumuşaksı gelir hem gevrek. Görüyor musun? Gel abi sen bana. Gördün mü kardeşim? Sen göğüs et iyi olmuş demeyeceğim. Hayır. Ter ustası geldi bana. Hah. Kardeş bırak işini. Bak bak. Hı. İstanbul'dan benden şey istedi bunu misal. O franchise mi diyorlar o sosyete? Evet. Bak şimdi. Buna ne diyor biliyor musun? Buna diyor ki sırtın yanı mı diyor bu? Sırt mı diyor? Lan sırt olur mu? Bu kapak. Eti görüyor musun? Oh. Bunu çürütmek ustalık işte. 20 milyar aylık alan adam bunun daha nasıl çürüdüğünü biliyor. Senin gibi usta olmaz olsun. Yüzüne tükürdüm. Olmaz. Usta dediğin adam ehil olan. Şimdi abi, heh. Sen ete herhangi bir sos katmıyorsun burada verirken. Kesinlikle. Bak tavuk hariç bunlar da tuzdan başka bir şey yok. Görüyor musun? Kuş gömü. Malım benim açıkta duruyor, dolapta değil. Evet. 3 gün burada duracak, bu mala bir şey olmaz. Aha, bastırma eti görüyor musun? Sinir, yağ, sıfır. 18'lik kız makyaj ister mi? İstemez. 70 yaşındaki kızlar tamam. Bunun makyaja gereği yok. Bunu nasıl yapıyorsun abi? Bunu abi bu kanın içinde 3 gün kalıyor. 3 gün sonra kanından alıyoruz. Bunlar da işte dinleniyor kenarda. Evet. Bunlar da şimdi sıraya girecek. Sıralaması. Yoğun olduğum için fazla konuşamıyorum. Siparişlerimiz var. Ondan sonra açılıyor kardeşim. Açıldıktan sonra tuza yatırıyoruz. Bu şekilde. Döner gibi mi açıyorsun abi? Kardeşim bu döner gibi değil. Dönerden çok ince. Sıfır mı? Yağ sıfır, sinir sıfır. Yani Anadolu tabiriyle dedi, anaları kokmuş et. Evet. Ama yediğin zaman farklı bir lezzet bu yani. Anlatabildim mi? Anladım abi. Yani. Bunları şimdi yiyeceğiz arkadaşlar biraz sonra. Evet. Şimdi döner bir dönerini kestirelim ama ustam birçok şeyde doğru söylüyorsun. Evet. İnsanlar sadece sosyal medyadan izlediği şeylerle şimdi, şefim evet. Diyor. Yeni yetme. 2 gün bıçak tutuyor. 3. gün ben ustayla iş alıyorum. Akşam yatıyorlar, sabah dönerci oluyor her köşe başı. Kardeşim yapmasınlar demiyoruz. Ehil olsun. Anasına tavla sattırıyor, babasına öküz sattırıyor, karısına altın sattırıyor, lokantacı oluyor. 6 ay sonra yanına geliyor. Usta ben ne bakıyorum? Bilmem çocuğu ben sana demedim. Bu işin lan bak benim sırtımdan ter akıyor şimdi. Ben bunu severek yapıyorum. Şu insanlara hizmet ediyorum. Buradan adam giderken eline sağlık demezse gelmesin benim dükkan. Evet. Şu an sıra var arkadaşlar. Ama ben naval olduğunu bildiğim için işini iyi yapmak zorundayım. Efendim. Sen şimdi bize bir tane tabakta yap abi. Bir tane çürü nerede yapıyorsun abi? Ondan... Çürük ızgarada, közde oluyor. Közde mi oluyor? Közde oluyor. O farklı bir boy. Evet. Siz de bu etimlisiniz. Bu közde oluyor, közden çıkıyor. Onun ayrı bir işlemleri var kardeşim. Öyle yok benim sırrım mırrım var değil. Hepsi sırrım orada. Hepsinin özünde etin iyi olması. Bitti. Et iyi olursa ustadayım. Aynen girdi ama güzel olursa el becerisi çok önemli. Ben bir köfte kesiyorum, seyret beni. Evet. Kafan karışır, makine keser. Şakır şakır. Onu basarken de kenarlarda patlama yapıyor. Makineyle kesemiyor. Evet. Ama bunları söylerken Süleyman'ın yanında ayıp olmasın. Çok severim kendisini. Harbi diyorum. Benim için yeri ayrıdır. Bunları derken davandan geldiğimiz için bu işe önemli. Ben bu iş için karımı bıraktım. Bu iş için saltanatımı bıraktım. Bilirler beni Tokat'ta kesimizde. Her şeyin bu iş için geçiyor. İzzet abim bu işi para için yapmıyor. Kesinlikle. Sevgi için yapıyor abi. Adam da diyor, abi yani diyor, burada kaç lira verek kullanayım? Kaç liram var lan diyor. El at, o da yesin. Ama öbürü de geldi mi ondan da. Abi parası olandan alacaksın abi. Parası olmayandan vereceksin. Olmayandan da. Nereye evet arkadaşlar gördünüz yani bana anlattığınız kadar varmış. Burasıyla ilgili inanılmaz derecede mesaj aldım. Renkli bir karakter. Kendine özgü bir döneri var. Kendine özgü bir çürük diye bir et yapıyor. İşte bir tarzı var, bir usulü var. Verdiniz mi? Biraz sonra çürüğü, tavuk döneri, masalı tadını yapacağız. Şimdi misal bak şu gelen benim emmim olur. Evet. Ben onun elinde büyüdüm, kara lastiğiyle gezerdim ben. Merhaba. Ayağımdaki kara lastiği tutulunca o bana ayakkabı verir. Seni tanıyalım, sen kimsin? Ben Antalyalıyım abi. Biz yokluktan geldik bu işe. Ayakkabı verirdi, bu ayakkabıcıydı. Evet. Benim ayağımdaki yeter. Sen benim ayağımdaki ayakkabım yırtılırdı, bu kara lastik verirdi bu. Evet. Biz buralardan geldik, bunlar ayıp değil. Evet. Ama bu işin tabanına gireceksin. Ustamı çok kızdırmışlar, haklı. Yani söylediği birçok konuda ya haklı. Adam et almış, elinde oynuyor. Ben sitesi, ne site oğlum? 25 liraya yemek veriyorum burada, aynı eti orada 150 liraya yiyor. Buraya geliyor bana 25 lirayı verirken ne verdin lan diyor bana. Karıyla da orada çatal dudağının ucuna koyuyor, ucum kaybolmasın. Bu zihniyet yürür mü kardeşim? Ama biz görevimize devam edeceğiz. İzzet abiyle ilgili ne dedin? Anadan doğma meşhur dedim, gerçekten sanatkar. Adam anadan doğma bildi. Ustam sizin de çok emeğiniz var galiba. Sizin saygına göre. Gerçekten sanatkar. Öyle hani sonradan görme olan bir sanatkar değil. Evet. Hani insan doğuştan sanatkar doğar. Evet. Şimdi sanatı bir defa kıyıya bırak, bir de insanlık var. Yok abi. Bir bakar mısın usta? İzzet Usta'ya benziyor mu? Evet, İzzet Usta akrabalık var mı diye soruyorlar. İlk akrabalık yok, bugün tanıştık. Evet, yörüklük var. Yörüklük var abi, bende de var. Şiir gibi. İşte ustalık. Bu el becerisi. Herkes köfte yapar. Yoldan geçen bayana da yaptırırsın ama bu el becerisi. Evet abi. Şu el becerisi. Göz nuru. Allah'ın bize verdiği bir lütuf. Vallahi abi değerini bilin. Şimdi ben biraz önce bir lokma attım ağzıma. İnan ağzım şelale gibiydi. Lezzet patladı içinde. Kardeş biz kendimizi vazgeçtik. Evdekilerden bıktık. İzzet abinin oradan yolla. İzzet abinin oradan yolla. Olan bize oluyor. Bir tattırdık. Evet. Bak telefon geliyor. İzzet Usta'dan döner istiyorlar. İşi on yani. Aynen. Abi burada sıra her zaman var. Burada muhabbet gırla. İzzet'ten abim geldiğiniz zaman İzzet abi biraz fırça mırça atarsa hiç alınma, gücenmece yok. Buraya geldiğiniz zaman kulağınızı kapatın. Bir de İzzet abiyle parayla döner yiyemezsin abi. Evet, evet, paranızla bile ben paramla hizmet alıyorum falan filan demeyin. Cebinde para olmasın, İzzet abim buraya gel, İzzet abim seni doyurur gönder. Evet. Kredi kartın varsa kesinlikle yemek vermez. Yok, kredi kartına yemek vermez. Tamam, yok. Param yok, benim karnımı doyuracağım diye. Hem de şampanya koyana kadar sen versin. Rahat ol abi, sal gelsin. Abim frene bastı. Evet arkadaşlar, biz biraz sonra devam edelim videomuza. Şimdi kardeş bu ızgarada oluyor. Kendi öz yağı yok bunun. Normal kebap yağımızla bunu karıştırıyoruz. Ayrıyeten bu fazla pişmez. Bunun kendine göre bir modu var. Izgarada fazla kalırsa bu ne yapar? Kurumaya. Evet abi. Bunun kendine göre bir özelliği var. Ateşi şimdi gösterip çekiyorsun. Ateşi gösterip çekme değil. Önce çok hızlı konumdan sonra koltuk diyorlar fırınlarda. Evet. Aynen onun gibi bir şey. Ondan sonra kardeşim kesildikten sonra şimdi tabaklara koyduğumuzda da göreceksiniz. Bak şimdi etin tadına bakıyoruz. Şöyle abi. Saf et. Saf et. O sene stekçiler falan hani 150-200 bin lira alıyorlar ya. Hı. Gelsinler 25 liraya onlardan fazla lezzet verdirmezse bunlara da onlar düşsün kardeşim. Kralı kim ise gelsin ha bu lezzeti versin. Öyle stekmiş içi kırmızı. Ne diyorsun lan? Adamın karnında bağırsaklarında bakteri üretiyor. Etin babası bu. Gördün mü? İşte bu lezzet abi. Oğlum abi şimdi masaya gidip bir tane yiyelim bakalım. Abla ayran var mı? İzzet abi, teşekkür ediyorum abi, ben masaya geçiyorum. Seni tanıdığıma çok memnun oldum. Ben de memnun oldum. Kusura bakmayın, çok yoğunum. Mert adamsın. Bildiğin değil, ben doğruları söylüyorum. Bildiğini söylüyorsun. Ben Allah için doğruları söylüyorum, ekmek için. Çok güzel. Şimdi masaya gideceğiz. Ben bu işte herkes iyi yapsın, insanlara iyi hizmet alsın. Para veriyor mu kardeşim? Sen de hizmet vereceksin. Babanın ayrı iş yok değil mi? Kesinlikle abi. Yani şu adamı kandırmanın gereği var mı? Kaç ben bu eti 25 liraya satıyorum, adam 125 liraya satıyor. Ve benim burada bana söverek gidiyor. Karısıyla orada da karısının ruju bozulmasını çatalı dudaklarının arasına koyuyor. Böyle bir şey yok kardeş. Kırmızı et. Ne kırmızısı lan? Sitekmiş bilmem bir şey. Ya abiciğim bak ben ne diyorum? Herkes hakkaniyet içerisinde kaliteyi yükselterek işini iyi yapsın. Tavuk dönerci de ben de yapıyorum, onlar da yapıyor. Adam geliyor buradan, kalkıyor gidiyor, Ankara'dan geliyor, Eskişehir'den geliyor, Samsun'dan geliyor. Teşekkür ederim diyerek. Ben onu memnun etmezsem nabaldır onun parası. Allah için nabaldır. Doğru diyorsun abi. Ekmeğimizi yiyeceğiz ama hakkını vereceğiz arkadaş. Karşılığını da vereceğiz. Tabii ki. Nasıl buldun abi İzzet abi? Vallahi nasıl bulayım abi, bomba ya. Adam beni fırça, müşteriye fırça, gelene fırça, gidene fırça. Döner isteyen adam diyor ki biraz önce bir çocuk geldi. Aa benim biraz işim acele dedi, git başka yere diyor dedi. Bir tanesi geldi, kredi kartı yok kardeşim, biz kredi kartına satış yapalım. Ama müşterileri sırf damarına basıyor ya adamın. Özellikle site satmaya geliyorlar. Evet, biraz önce bir tane usta geldi. Adam resmen dur dedi, ben dedi şunun damarına bir basayım dedi. Kardeş benim param yok dedi. Lan paran yoksa lan ya var ya. Acayip bakın. Ama hani İzzet abi gönlü çok zengin abi. Abi yemek memek hikaye. Hani gerçekten şimdi yiyeceğimiz, biraz önce etin tadına baktım, tavuk dönerinin de tadına baktım. İkisi de çok güzeldi. Hani tamam ama İzzet abi tanımanız için buraya gelin, bir 10 dakika şurada dikelini izleyin abi. İzleyin, ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. Biraz küfür müfür bağırıyor, çağırıyor ama yapacak bir şey yok. Ona da katlanın kardeşim yani. Sanayide adam ne yapsın? Herkes acele ediyor ya. Herkes içeri giren abi acele yapıyor. Adam da deliriyor, delileniyor artık. Şimdi yemeklerimiz geliyor. Güzel bir yemek yiyeceğiz. Hadi bakalım. Evet İzzet abi. Evet işte bu da gördüğün sanat eseri, el becerisi olan döner bu biz. Döner beyaz düşmez, beyaz olmaz. Döneri yediğin zaman kırmızı nar gibi olacak. Bakın abi. İşte. Nar gibi. İşte bu gördüğün butla göğüs karışımı kendi özgü yağıyla ve buna malatinin yağı da girmez. Bunu yediğin zaman lezzet alacaksın. Of süper abi. Afiyet olsun. Bu 25 lira. Tavuk ne kadar? Tavuk 20 lira. Porsiyonuna göre. Porsiyonuna göre değişiyor. Aslan görüşürüz. Süper. Bu da... Evet. Meselenin boyutu önce görsellik ama lezzetle görsellikle örtüşecek. Abi birbirini tamamlayacak yani. Ben ne kadar kafadan kırık olsam da işimde kırık değil. Yani ahlakım belki iyi olmayabilir ama sanatımda şurada tezgahımın anında şu yazar. Kesik nefsini ayaklarının altına at. Belki nefsimi uyarım, küçük keserim malını. Gramajı düşük yaparım. Bunlar ne var? Bunlar ver gitsin sende. Evet. Bir şey olmaz yani. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben vallahi seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Ben de abi. Ben şöyle söyleyeyim, tavuk döner noktasında samimiyetle bir şey söyleyeceğim. Bugüne kadar yediğim bütün tavuk dönerlerin en iyisi. Teşekkür ederim. En iyisi. Tavuk döner yapanlar gelsin İzzettin abimden tavuk döner yesin. Ben hiçbir mekan için en iyi lafını hiçbir zaman kullanmam. İyi derim ama en iyi hiçbir zaman demem ama biraz önce içerideydim. Sonrasında bir tabak daha aldık, yedik. Ya gerçekten tavuk döner mi yapmak istiyorsunuz? Gelin İzzettin abimden bir tavuk döner yiyin. Ondan sonra yapıp yapmayacağınıza karar verin. Tavuk döner yiyeceğiz dediği zaman şunu demiştim. Çürüğü ben duydum Instagram kanalından ama tavuk dönere gerek yok falan dedim. Abi öyle sıradan bir tavuk döner değil. Yiyince fikrin değişecek dedim. Ama gerçekten şu ana kadar Türkiye'nin en iyi tavuk dönerini mi yiyorsun abi? Vallahi yiyorum. O zaman Tokat Sanayi Sitesi'nde Kesik İzzet abimin mekanına tüm damak severleri bekliyor. Bu arada bu çürük var ya, efsane bir şeymiş ya. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle, sağlıcakla kalın.